Merhabalar, hoş geldiniz. 2022 AYT'de çıkmış 2 adet limit sorusunu çözeceğim. Hemen hemen her sene limitle ilgili muhakkak soru geliyor arkadaşlar. Birinci sorumuz A, B, V, C gerçel sayılar olmak üzere. Gerçel sayılar kümesinin birer alt kümesi üzerinde fx eşittir x kare eksi 7x artı 10 bölü x eksi a, gx eşittir 3 üzeri x fonksiyonları tanımlanıyor. Limit x a'ya giderken fx, limit x b'ye giderken gx, o da eşittir c ise a b c'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Burada dikkat ettiğimizde bunlar limitleri varmış. O zaman ben fx'i çarpanlara ayırdığımda şöyle eksi 10 sayısını eksi 5 ile eksi 2 diye çarpanlarına ayırdığımda toplamları eksi 7 verecektir. Yani x eksi 2 çarpı x eksi 5 bölü x eksi a şeklinde yazabilirim fx'i. Şimdi burada limitinin olabilmesi için ya a sayısı 2 olacaktır veya a sayısı 5 olacaktır. Eğer ki a sayısı 2 olduğunda, o zaman buraya 2 yazdığımda x eksi 2'ler sadeleşecek. fx eşittir x eksi 5 olacaktır. Burayı dikkatlice takip edelim. Fx x eksi 5 olacak. Peki burada bize neyi soruyor? Şuradaki ifade şu diyor. X gördüğümüz yere bir a yazalım. F a eşittir. Burada x gördüğümüz yere b yazdığımızda g b. O da eşittir. C'ye eşitmiş arkadaşlar. Peki bakın f a yani f2 sayısı kime eşit oluyor burada? F2 eşittir 2 eksi 5'ten. O da eşittir. Eksi 3 oluyor. Peki GB dediğimiz şey ne? Burada B yerine, X yerine B yazacağız. Yani 3 üzeri B eşittir FA'dan. O da eksi 3'e eşit olacak. Peki 3'ün hangi kuvveti eksi 3'e eşit olur? Böyle bir şey arkadaşlar. 3'ün hiçbir kuvveti negatif sayı eşit değildir. Dolayısıyla A sayısı 2 değildir. Peki A sayısı 5 olduğu durumu inceleyelim arkadaşlar. Eğer A 5 ise o zaman şurada FX A yerine 5 yazdığımızda x eksi 5'ler sadeleşecek. O zaman fx sayımız şöyle olmuş olacak. X eksi 2 olacak. Peki fa dediğimiz şey ne olacak? A eksi 2'den o da a 5'ti. 5 eksi 2'den o da eşittir. Ne olacaktır? 3 olmuş olacak. Peki fa 3 getir buradaki denklemde. Fa gördüğüm yere 3 yazdığımızda. Gb gördüğümüz yere burada da b yazıyoruz arkadaşlar. 3 üzeri b. O da eşittir C. Demek ki B de 1 olmuş olacak. A 5'ken C de zaten neye eşittir? 3'e eşittir. C de eşittir 3. A kaçtı? A da 5'ti. Bu üçünü topladığımda A artı B artı C 5 artı 1 artı 3'ten o da eşittir 9 olmuş olacak. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Peki bir sonraki sorumuzda ne diyor? Burada da diyor ki f ve g fonksiyonları sürekli fonksiyonlar olduğuna göre. Süreklilik ne demektir? Şöyle ki f fonksiyonu a sınır noktası olduğu için a'ya sağdan ve soldan yaklaştığında ve bunlar da f a'ya eşitse süreklidir. Aynı şey g fonksiyonu için de geçerli. Yani a sayısını burada yazdığımızda x yerine a eksi 1 eşittir. Burada x gördüğümüz yere a yazdığımızda 2a artı 2'den buradan a sayısı eşittir. Eksi 3 olmuş olacak. Peki a'yı eksi 3 bulduk. Şimdi getirip burada a gördüğümüz yere eksi 3 yazdığımızda g fonksiyonun 1'e sağdan yaklaşırken ve 1'e soldan yaklaşırken birbirine eşit, o da g1 eşit olması lazım. Ne zaman? Sürekli olduğunda. Yani 1 buraya koyduğumuzda 3 artı b eşittir. Buraya 1 koyduğumuzda 1'in karesi 1 eksi 3 çarpı 1 artı 1'den. Burada da 3 artı b eşittir. Eksi 3 1 daha eksi 2. B eşittir. Eksi 5 olmuş olacak. Peki a neydi? Eksi 3. B neydi? Eksi 5. Bizden neyi soruyor arkadaşlar? A çarpı b. A ve b'nin çarpımı eksi 3 ile eksi 5'in çarpımı o da eşittir. 15 değeri verecek. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar, üniversite sınavında çıkmış soruları kanalımda bulabilirsiniz. Size ayrıntılı çözümleri yapmaya çalışacağım. Bundan sonra da takipte kalın, hoşça kalın.